Araplara özel İstanbul'un göbeğinde yeşili bol çok özel bir yerleşke mi kurmak istiyor? Bunu merak ediyorum. Üçüncüsü, İstanbul Havalimanı'nın satışı ile ilgili görüşmelerin yapıldığına dair bilgiler, duyumlar var. İstanbul Havalimanı'na talip olan Arap sermayesi, siz Atatürk Havalimanı'nı ortadan kaldırmazsanız, siz iktidardan gidince gelenler orayı işletir, biz zarar ederiz diye mi bir endişe? Açalım. Ha? Merak ediyorum. Almanya'da örneği var. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın pistlerini muhafaza ederek orayı bir kültür kompleksine ve bir yeşil alana dönüştürmek mümkündür. Ve biz bunu yapacağız. Ancak ben bu vesileyle iktidara şunu hatırlatmak istiyorum. 26 Ocak'ta 2022'de aşırı bir kar yağmıştı. Devletin İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul Havalimanı'na inemedikleri için Atatürk Havalimanı'na sığınmışlardı. Niye indiniz oraya o zaman? Atatürk'ü o kar yağışında sığınacak bir liman gören AK Parti zihniyeti Atatürk'e bir kere daha sığınmıştı. Nerede sığınmıştı? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi sabahında AK Parti Genel Merkezi'ne bugüne kadar görmediğimiz büyüklükte bir at. Açalım, toparlayalım lütfen. Ben AK Parti'yi ve AK Parti'den ziyade Erdoğan'ı buradan uyarmak istiyorum. Atatürk'le cebelleşme, Atatürk'le didişme, sana oy veren seçmenlerinde büyük çoğunluğu, kahir ekseriyeti Atatürk'ü benimsemiş, içselleştirmiş ve özümsemiştir. Atatürk Havalimanı'na bugün yaptığınızın tam adı gerçekten ekonomik kazanımları, kültürel birikimi yerle yeksan etmektir. Bu husumetten vazgeçin. Bu işin yaptığınız için tam adı vatana ihanettir. Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Eritaş. Buyurun Sayın Eritaş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu ve bizi izleyen değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu hafta 21 maddelik bir kanun teklifimiz var. Onu görüşeceğiz. Perşembe günde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak edeceğiz. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün anlamına binaen yapılmış bayram, gençlerimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Siyasi Parti Grup Başkan Vekili arkadaşlarımız bugün hayal dünyasında gezerek bazı şeyler ifade etmeye çalıştılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Hayali olmayan hedefi olmaz. Ama ham hayallerle, hamasetle de hedefe ulaşılmaz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde okuduğu bir şiirden dolayı haksız ve hukuksuz bir şekilde Pınar Esrarhisar cezaevinde yatmasının ve o günden bugüne gelerek siyasette yoğrulmuş, gençliğinden itibaren başlamış birisinin cumhurbaşkanı olmasının altı çizilmesi gereken önemli unsurlardan birisidir. Ama daha dünün mağdurları bugün mağrur ve zalim oldular ifadesi açıkçası 20 yıldır bu ülkeyi idare eden AK Parti iktidarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılmış ve Sayın Cumhurbaşkanı'na her dönemde 20 milyondan fazla oy vermiş seçmenlere kalkış yapılmış en büyük zalimliktir diye ifade etmek istiyorum. İkinci konum, HDP Grup Başkan Vekili arkadaşımızın ifade ettiği bir konser iptal edildi, nasıl olur bunları engelliyorsunuz diye. Elimde bir belge var. Derince Belediye Başkanlığı'nın yazısı. Muhatabı Gergedan Yapım Organizasyon Şirketi. Az önce söylenen kişiler müracaat etmişler 31 Mart 2022 tarihinde. Demişler ki biz şurada şu şeyleri yapmak istiyoruz. Gösteri Merkezi Kullanım Taahhütnamesi'nde de diyor ki ikinci maddesinde imza tarihinde belirtilen organizasyon tarihinde yürürlükte olan mevzuat uyarınca organizasyon konusu herhangi bir makamın izine tabi olduğu takdirde izin alınması veya sair yükümlülükler organizasyon sahibine aittir. Belediye ile hiç alakası olan bir iş değil. Yükümlülükler varsa bu ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almanız gerekiyor. İzin alın diyor.
ve bu gergedan AŞ ile yapılan sözleşmede başkan yardımcısının imzası, Derince Belediye Başkan Yardımcısının imzası. Şu tarihte ilgi dilekçenizle 20 Mayıs 2020 Cuma günü, 22 Cuma günü Aynur Doğan konser için tahsis edilmesi istenmiştir. Ve bu tahsis de uygun görülmüştür. Ancak kalan 4800 lira TL'nin programdan bir hafta önce yatırılması ve kira sözleşmesi taahhütnamesinin imzalanması gerekmektedir. Açalım. Taahhütname imzalanmamış, 4800 lira para yatırılmamış ve 13 Mayıs Cuma günü de son gün olan 4800 lira belediye hesabına yatırılmadığından dolayı program gereğince sistem kendiliğinden sözleşmeyi iptal etmiş. Yani 13 Mayıs tarihinde iptal edilen bir sözleşmenin 20 Mayıs tarihinde yapılacağı bir konser meselesinin niye 20 Mayıs veya o günlerde dile getirildiği, açıkça bunun bir iyi niyet barındırmadığını ve sanki Kürtçe söyleyen birisinin Kürtçe konuşmaya veya Kürt düşmanlığının bir unsuru diye ifade etmeyi ben haksızlık olarak ifade etmek istiyorum. Doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ben Aynur Doğan kimdir bilmem. Ama sorduk, soruşturduk, baktık. PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi. Açıkçası ben belediye başkanı olsam, PKK'ya sırtını dayamış, Kürtlere zulmeden açalım. Terör örgütü üyesinin orada konser vermesini içim rahat etmez. Şehitlerimizin kanı yerinde kalır. Onların kemikleri sızlar, rahatsız olur, huzursuz olur. Ama belediye başkanı bunu engellememiş. Kendileri parayı yapmadıkları için, yatırmadıkları için engellenmiş. Atatürk Havalimanı meselesine gelince, ya arkadaşlar, siyasetçinin hafızası güçlü olmalıdır. Siyasetçi söylediği bir şeyin arkasında açık ve net durmalıdır. Bakın, Atatürk Havalimanı ile ilgili artık öyle bir nokta oldu ki sosyal medyada hiçbir şey kaybolmuyor. Sosyal medyada her şey var. Girin 20 Haziran 2018 seçimlerine, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CNN'deki yaptığı konuşmaya bakın. Diyor ki benim telefonlarımı dinliyorlar. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? İktidar diyor benim telefonlarımı dinliyorlar muhakkak diyor. Dinliyorlar ki benim projemi çal. Toparlayalım lütfen. Dinliyorlar ki benim projemi çalmışlar. O diyor Atatürk Havalimanı ile ilgili benim projem böyle böyledir. Hatta o milletvekili arkadaşımız o kadar şey hazırlamış ki o projeyi de eğer diyor dinlemişlerdi görebilseler de onu da uygulayabilirler. Benim projem budur diye ifade ediyor. Yani Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmaz konusunda Sayın Kılıçdaroğlu da hemfikir. Ama şu anda bakıyoruz ya aradan 4 yıl geçmiş. 4 yıl geçen bir konudan televizyonlar önünde söylediği bir meseleyi şimdi yok sayıp inkar etmek, yani bilemiyorum ne söylemek lazım gelir Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu gitsin danışmanlarına, genel başkan yardımcılarına desin ki ben geçmişte ne konuştum, ne söyledim, konuşurken bana beni uyarın, ben bundan sonra böyle şeyleri söylemeyeyim desin, hiç değilse böyle bir hataya düşürmesin. Bir genel başkanın böyle bir hataya düşülmesine fırsat veren, ki genel başkanlar bunlara belki ulaşamayabilirler, ama bir genel başkanın böylesine bir toparlayalım lütfen. Düşmesine izin verenler aslında bunu sorgulaması gereken Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Hesap sorulması, kendilerinden hesap sorması veya öz eleştiri yapması gerekenler genel başkanın danışmanları ve yardımcılarıdır. Onlar bu hesabı kendilerinden sorsunlar niye böyle yaptık diye. İstanbul İl Başkanı'na gelince, İstanbul İl Başkanı bir kadın. Kadın olan bir kişi, hiç insana yakışmaz bu, kadına değil. Bir partinin liderine, bu ülkede uzun süre başbakanlık yapmış, 8 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış birisine Twitter'dan, sosyal medyadan ağza alınmayacak şekilde bir hakarette bulunması, ölmüş anasını farklı bir şekilde itham etmesi, bir kere kamu vicdanında, mahşeri vicdanda mahkum olması gereken bir şeydir. Yani böyle bir şey yapan birini kalkıp da eleştirdi diye, böyle böyle yaptı diye ifade etmek ve sarayda böyle bir karar aldı diye söylemek büyük bir haksızlıktır. Herkes söylediği sözün ne? Tamamlayalım Sayın Ali Taş. Hiç kimsenin de kimseye hakaret etme, analarına hakaret etme hakkının olmadığını ifade etmek istiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet Sayın Altay.
bizden ilgili ham hayal ve şey dedi dur, hamaset yaptığımızı iddia etti. Şimdi siyaset hamaset işi değil de asıl Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durmadığını söylemek suretiyle 2018'de söylediklerin evet. Sataşmıştır. Ben yerimden ya da oradan nasıl takdir ederseniz buradan olursa daha memnun olurum. Peki yerinizden verelim. Peki. Sataşma süresini kullanalım. Önce şunu söyle, teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi 10 yıl önce İstanbul İl Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili tweet atmış. Hakareti biz de doğru bulmayız. Kaldı ki biz de birbirimize zaman zaman burada kastlaşan ifadeler kullandığımızda tazminat cezası ile cezalandırılıyoruz karşılıklı olarak. İl Başkanımız ayrıca sizin biraz önce zikrettiğiniz ben ağzıma bile almak istemediğim hususla ilgili de o tweet bana ait değildir demiştir. Diğer tweetlerinde de sahiplenmiştir. İnsanlar Cumhurbaşkanı'na kızabilir, sert de yapabilir. Bunun yolu o insana siyasetten men etmek değildir. Tayyip Erdoğan siyasetten men edildiğinde Tayyip Erdoğan'ın siyaset yolunu Cumhuriyet Halk Partisi açmıştır bu mecliste. Şimdi geldiğiniz noktaya bakın. Orayı bir söyleyelim. Şimdi Atatürk Havalimanı meselesinde 2018'de Sayın Genel Başkanımızın söylediğinin arkasındayız, altına imza atıyoruz. Sayın Genel Başkanımız 2018'de ben o pistleri yıkacağım, sökeceğim demedi. Sayın Genel Başkanımız 2018'de Atatürk Havalimanı'nın binalarını, müştemilatını yerle yeksan edeceğim demedi. Orayı bir kültür kompleksi olarak pistleri tutmak kaydıyla Almanya'da örneği olan bir havalimanında olduğu gibi değerlendireceğini söyledi ve sözümüzün arkasındayız. O pistler her zaman lazım. En son iki AK Parti bakanı oraya inmese uçak denize çakılacaktı ya. Bu pistleri niye yıkıyorsunuz kardeşim? Niye yıkıyorsunuz? İstanbul Havalimanı ile ilgili hala bir tartışmayı teknik insanlar Tamam, tamamlayın lütfen. Şu tekrar soruyorum. Oraya Araplara bir vaha mı yapacaksınız? Kanal İstanbul'da yetiştiremediğiniz görsel vahayı Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere mi yapacaksınız? Kanal İstanbul'da yerleri sattınız, işi yapamıyorsunuz. Araplar sizi sıkıştırdı. Siz Atatürk Havalimanı'na Araplara sayfiye yeri yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun kamu vicdanında da ciddi bir refleksi olacak. Siz şunu istiyorsanız onu bilmem. Efendim biz burayı kaşıyalım. Buradan bir tahrik süreci yaratalım diyorsanız bunu bilmem. Millet ürettiğiniz enflasyonun altında inim inim inliyor. Bunu unutturalım da millet Atatürk Havalimanı'nı ve Atatürk'ü tartışsın diyorsanız onu bilmem. Ama yaptığınız iş yanlıştır. Teşekkür ederim. Bugün Sayın Genel Başkan söyledi. O işi yapan müteahhit aklını... Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Sayın Elitaş, siz hiç Aynur Doğan'ı dinlediniz mi bilmiyorum. Gördünüz mü onu da bilmiyorum. Tavsiye ederim bir dinleyin. Bir YouTube'da çeşitli şarkıları var. Bir dinleyin. Ama yani şimdi hakikaten ne açıdan bakarsanız bakın haksızca bir suçlamada bulundunuz Aynur Doğan'a ilişkin. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Şimdi bakın bu Aynur Doğan 12 Mart'ta bu yılın 12 Mart'ında sizin kayyum atadığınız Diyarbakır Belediyesi var ya işte o ya valisi aynı zamanda Diyarbakır'ın o valinin ve o Diyarbakır kayyumunun davetiyle Diyarbakır Belediyesi'nde konser verdi Aynur Doğan ya. Daha bu Mart ayında verdi. Şimdi o zaman nedir hani sizin kayyumu, siz kayyumu onun için mi görevden aldınız şimdi Diyarbakır kayyumunu? Onun için mi görevden aldınız? Değil mi? Birincisi bu. İkincisi. Açalım. Uluslararası alanda, müzik alanında isim yapmış bir kişidir Aynur Doğan. Çok açık ödül almıştır, çeşitli yarışmalara katılmıştır. Herhangi biri değildir. Bu işin bir yanı. Fakat devam ediyorum. Bakın Habertürk yazarı... Röportaj yaptı. Kimle? Bu belediye, Derince Belediyesi'nin basın ve halkla ilişkilerle ilgili sorumlu kişisiyle. Ve diyor ki, ya diyor, Aynur Doğan konserine ayın 20'sinde diyor, daha 4 gün var diyor.
Yani siz de yardımcı olursanız diyor. Şey hızla izin mevzusu hallolur diyor. Burada bir sorun olmaz diyor. Cevap ne? Diyor ki danışman. Yok diyor. İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor diyor. Bu diyor. Bakın Habertürk'ü açıp okuyun. Niye? Çünkü Aynur Doğan Kürtçe şarkı türkü söyleyecek. Mesele bu Sayın Elitaş. Ben demin bir örnek verdim. Öbür belediyede Çayırova Belediyesi'nde Don Kişot'u... Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum. Çayırova Belediyesi de Don Kişot'u yasakladı Kürtçe oynanacak diye. Ya Don Kişot, Don Kişot ne yani? Bildiğiniz Don Kişot'u yasaklıyor Kürtçe oynanacak diye. Daha çok örnek var da şimdi vakit yetmez. Daha önceki örnekleri de sizle konuşsak. Yani buradaki mesele, buradaki mesele siyasi cesarete sahip olmamasıdır bu sizin belediyelerinizin. Siyasi cesarete sahip olsalar insanların kendi dillerindeki kültürel faaliyetlerini engellemekten uzak dururlar. Tekçi anlayışta olmazlar. Kürtçenin geliştirilmesini, kültürel olarak da geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik ederler. Bunu yapmıyorlar. Ben bunu söylüyorum. Yoksa Aynur Doğan'a haksızlık yapmayın, suçlamada yapmayın, sonra vebal altında kalırsınız, onu da söyleyeyim. Sayın Elitaş, açalım mikrofonu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Altay'a şunu söyleyeyim. Bakın, CNN Türk'teki Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını iyi izlersin, dinlersin. İktidar beni dinliyor, telefonlarımı dinliyor. Benim projemi çalmışlar diyor. Yani o zaman Sayın Kılıçdaroğlu yanlış mı söylemiş? Kılıçdaroğlu doğru söylemişse siz yanlış anlamışsınız. Sayın Kılıçdaroğlu aynen şöyle diyor. İktidar, dinleteyim mi buradan? Dinleteyim mi şuradan? Sayın Kılıçdaroğlu aynen diyor ki bakın diyor benim projemi çalmışlar diyor. Telefonlarımı da dinlemişler diyor. Bahçesi yapacaklar bilmiyorum. Böyle bir usul yok biliyorsun Sayın Ama Elitaş. Ama türkü söyleme usulü bunun var mıydı bunun burada? Bunun yolunu açmayın lütfen. Türkü söyleme usulü var mıydı burada? Yani o Atatürk türküler ve şarkılar bizim hepimiz. Bir genel başkanımızı konuşturuyorum. Bunun sorunu gelmez. Genel başkan tamam. Tamam Haydar Bey dedi ki genel başkanımı konuşturma dedi konuşturmuyorum. Peki konuşturma. Engin Bey genel başkanın söylediklerini söyleyecektir. Ama başka bir şey söyleyeyim. Madem beni dahil ettiniz. Genel başkanı gerçekten yanlış anlamışsınız. Teşekkür ederim. Siz devam edin buyurun. Yani genel başkanı öyle anlamışsınız ki yıkın yakın beton yapın diye anlamışsınız. Genel başkan buna karşıdır. Herkes bilir, Türkiye bilir bunu. Beni dahil etmeyin lütfen yani. Açalım Sayın Elitaş'ın mikrofonunu. Beni dahil etmeyin şey mülakatı. Şimdi türkü söylemek usullere uygun dediniz. Ama ben de genel başkanımız burada. Sayın Elitaş. Hayır. Dedi ki genel başkanımız yanlış söylemiş dedi. Yok dedi siz yanlış söylüyorsunuz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki beni dinliyorlar diyor. İktidar beni dinliyor. O proje benim projem. Benim projemi çalmışlar diyor. Yani şu andaki millet projesi eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği doğruysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun projesi. İkinci konum Aynur Doğan'la ilgili Aynur Arkadaşlar, grup başkan vekiliniz konuşuyor. Hayır, orayı sustur Sayın Başkan. Buradan başlıyor. Buradakileri sustur. Sayın Emre. Sayın Emre. Şimdi ikinci konuya gelince, bakın okuyorum, metni okumadım. Gergedan Yapım Organizasyon Anonim Limited şirketiyle... Açalım. Son kez açıyorum Sayın Elitaş, toparlayın lütfen. Çok yani uzadı. 31 Mart 2022 tarihli dilekçe. İlgi tarihli dilekçenizde amfiteyatro için, konser için tahsis edilmesi istenmektedir. 2022 yılı gelir tarifesinde belirtilen kira bedelinin rezervasyon ücreti %20 tutarı olan 1200 TL'nin Vakıflar Bankası Derince Şubesi 19 nolu hesabına veya belediye vezesine yatırılması. Sonrası adınıza yukarıda belirtilen tarihte yapılacak gösteri için yer tahsisi ve bir gün önce teslimi uygun görülmüştür. Derince Belediye Başkan Peki. Yardımcısının söylediği söz ama diyor. Ayrıca kalan 4800 TL'nin işte programdan bir hafta önce yatırılması ve kira sözleşme taahhütnamesinin imzalanması gerekmektedir. Yani 19 Mayıs tarihinde bu Gergedan Yapım Organizasyonu'na teslim edecekler eğer edimlerini yerine getirirlerse. Olay bundan ibarettir. Anlaşıldı. Öbür Aynur Doğan'la ilgili sosyal medyadaki paylaşım...
Teşekkür ediyoruz. Bir cümle. Peki, açalım. Kürtçe söylediğiyle ilgili değil. Örnek veriyor. Kayım Diyarbakır Valisi Belediye Başkanım aynı zata, aynı kişiye Kürtçe şarkı söylemesine müsaade ediyor. Demek ki AK Parti iktidarı döneminde Kürtçe şarkı söylenmesiyle ilgili bir engel yok. Allah aşkına bu kadar çıktı standart olmaz. Saygıyla selamlıyorum. Sakin arkadaşlar, sakin. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri. Sizin bağırmanız grup başkan vekillerinin eksikliğini gösterir. Onlar sanki bunu anlatamıyor meramlarını da siz anlatıyormuşsunuz gibi konu anlaşılmıyor. Bakın grup başkan vekilleri şimdi anlaşacaklar. Herkes kendiliğinden anlatacak mevzu. Buyurun Sayın Altay. Açalım. Sesini kısmen kimsenin de anlamadığı şekilde dinleterek bir sürü yanlış anlaşılmaya meydan verecek bir tablo yarattı. Cevap vermem buyurun, gerekiyor. Buyurun, buyurun. Şimdi Sayın Başkan bu sefer okuma yazma bilen birini anlatır gibi anlatmak istiyorum. Peki. Şöyle. Sene 2018. Seçimler öncesi Atatürk Havalimanı ile ilgili İstanbul Havalimanı yapıldığı için burayla ilgili Sayın Genel Başkanımız tane tane diyor ki tiyatro, kültür merkezi, yeşil alan ancak pistlerle ilgili bir tasarruf yok. Almanya'da bunun bir örneği var. İsmi şimdi aklıma gelmedi. Havalimanı çalışmamakla birlikte pistler olduğu gibi duruyor. Buranın Sayın Genel Başkanı projesini keşke hakikaten alsaydınız. Böyle bir şey yapaydınız. Ama siz pistleri yıkarak, yok ederek oraya kimsenin de tam olarak ne olduğunu bilmediği özel bir alan. Açalım, açalım, tamamlayalım. Size söylediğini gerçekten tam olarak kopyalasaydınız. Siz 2002'de Kemal Derviş'i de kopyaladınız, 2007'de çevirdiniz rotayı ve ülkenin ekonomisi bu hale geldi. Tekrar şunu söylüyorum. Atatürk Havalimanı'nın 2018'de Sayın Genel Başkan'ın anlattığı formatla ortaya koyduğu projeyle bugün orada yapılan arasında dağlar kadar fark var. Şimdi orada bir kıyım var. Bir ekonomik değer ortadan kaldırılıyor.